Zorbaya itaat ona kulluktur. Allah'ın kitabında şöyle buyrulur. Firavun'a git, doğrusu o azmıştır. Bu böyle ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. Cehennem yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır. İşte azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İsyankar insan ne de çabuk yere kapanır. Yine buyurdu ki, zalim iki cezadan birini bekleyen isyankardır. Her kim kendisini başkalarıyla oyalarsa, karanlıklarda şaşkın şaşkın dolaşır. Belalar içerisinde kaybolur gider. Şeytanları onu azgınlıkları içerisinde azdırmaya devam eder. Allah'ın kitabında buyurulur ki, andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan yani azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. İmam Sadık aleyhisselam kendisine tağuta kulluk etmekten sakınanlar ayeti hakkında soran Ebu Basir'e şöyle buyurdu. Sizler onlarsınız, yani tağuttan kaçınanlarsınız. Her kim bir zorbaya itaat ederse ona kulluk etmiştir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle anlatıyor. Hazreti İsa insanları ölmüş bir yerden geçti. Orada şöyle seslendi. Ey bu beldenin ehli! Oradaki insanlardan biri şöyle cevap verdi. Lebbeyk ey Allah'ın ruhu ve kelimesi! Hazreti İsa şöyle dedi. Eyvahlar olsun size! Amelleriniz neydi ki? O şöyle cevap verdi. Tağuta kulluk ve dünyaya dostluk. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle sordu. Tağuta nasıl kulluk ediyordunuz? O şöyle cevap verdi. Günahkar insanlara itaat ediyorduk. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam buyurdu ki, Allah bizleri ve sizleri zalimlerin hilesinden, haset edenlerin tecavüzünden ve zorbaların gazabından korusun. Ey müminler! Sakın tağutlar ve onların dünyayı seven takipçileri sizleri aldatmasın. İmam Hadi aleyhisselam tamah hususunda şöyle buyurmuştur. Tamah çirkin bir haslettir. Aynı hususta Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, tamah hikmeti alimlerin kalbinden çıkarır. Hazreti Ali de buyurdu ki, tamah çıkışı olmayan bir giriş ve kefaletine vefa göstermeyen bir kefildir. Nice su içen kimse suya kanmadan önce su boğazına tıkanır. İstenilen şey ne kadar değerli olursa onu kaybetmenin musibeti de o kadar büyük olur. Arzular basiretin gözlerini köreltir ve herkesin nasibi ardından gitmese dahi kendisine ulaşır. Yine buyurdu ki, tamahın az bir miktarı dahi birçok takvayı bozar. Bidatlar gibi hiçbir şey dini viran etmez ve tamah gibi hiçbir şey insanı bozmaz.